Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifanın köşesinden kenarından mı döndü? Gazete Pencere'deki Nuray Babacan'ın Ankara kulisini sizlere aktaralım. Gerilimin sebebi Beştepe'deki toplantı diyor Nuray Babacan haberinde. Mehmet Şimşek'in istediği kararları alamaması, sık sık ekonomik yönetiminde kriz olduğu iddialarını gündeme getiriyor. Güdün gün boyunca Şimşek'in istifa noktasına geldiği haberleri Cumhurbaşkanlığı tarafından dört koldan yalanlandı. Bu iddiaların sarayda yapılan gergin bir toplantıdan kaynaklandığı öne sürüldü. Bu iddiaya göre danışmanların da katıldığı o toplantıda Mehmet Şimşek uygulanan politikalar konusunda eleştiriler konuşulurken yanıt vermek yerine ben söyleyeceğimi söyledim. Siz kendi aranızda değerlendirin dedi ve toplantıdan ayrıldı. Öyle ya da böyle Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikaları bence oy kaybettirici gerekçesiyle bir kısım AK Partili tarafından tepki görüyor. Gazeteci Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son vergi düzenlemeleri istediği gibi çıkarılmadığı gerekçesiyle istifa etmek istediğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girip vazgeçirdiğini iddia etti. Kalıcı bir şekilde enflasyon düşük tek haneye indirilecek. Pazartesi günü ortaya atılan bu iddia 3 gün sonra sosyal medyada hızla yayıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz dedi. En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak. İkinci yalanlama Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. İddiaları temelsiz ve spekülatif olarak niteledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vergi düzenlemeleriyle ilgili vurgusu dikkat çekti. Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususundaki tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerden yana çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşımla çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için para politikasına sıkılaştırma dahil kendi alanı ile ilgili her türlü tedbiri alıyor. İstifa iddiasının muhatabı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise doğrudan bir yalanlama yapmadı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını yeniden paylaşmakla yetindi.